Merhaba arkadaşlar, selamünaleyküm. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine eşimle beraber bir video çekiyorum. Beni çok özlediniz, değil mi? En son ne zaman Türkçe video çektin? 4 ay oldu galiba. Daha fazla. 4,5, 5 Çünkü ay. Çünkü Ayaz 4 aylık oldu. Bu biraz şey duruyor. Yapamadım, boş. Bugün soru cevap çekiyoruz. Instagram'da size sorularınız var mı dedim. Yani bayağı soru geldi. En çok gelen soruları böyle yazdık. Teker teker şimdi cevaplayacağız. 3 haftadır bu videoyu çekmek istiyorum ama bir türlü zaman bulamadım. Haydi başlayalım ilk soru. Ne zaman yeni video gelecek? Ne zaman yeni video? İşte dediğim gibi 3 hafta önce o zaman daha videolara başlamamıştım. Biliyorsunuz 4-5 aylık bir ara verdim. O yüzden bu soruyu gerçekten bayağı soran oldu. Ya yani 2 video çektik zaten. Girin bakın, arkadaşlarla 2 video çektim. Bu şu an 3. videom aradan sonra. Tamam işte her hafta bir tane video geliyor. Her hafta her cumartesi bir video yüklemeye çalışıyorum. Zaman buldukça yapıyorum bunu. Sakal mı uzatıyorsunuz beyefendi? Sakal mı uzatıyorsunuz beyefendi? Sakalla mı daha yakışıklıyım, sakalsız mı? Bence Tuncay'ın sakalsız hali hiç iyi değil. Ben beğenmiyorum sakalsız halini. Yok, her halinle şeysin de, yakışıklısın da. Genellikle ben sakallı erkekleri daha şey buluyorum. Sen kimi daha şey buluyorsun? Ya sakal uzatmıyorum aslında ama kesmedim. Yani uzatıyor musun, uzatmıyor musun? Soruyu cevaplamadım. Aslında uzatmıyorum ama şu an uzatmaya karar verdim, evet. Birazcık uzatacağım galiba. Şimdi ben öyle dediğim için şey yapma. Sen inadına keseceğim. Kes, ne yaparsan sonra gidip keseceğim. Ben de her kestikten sonra geliyor bana böyle yapıyor. Bir milimetre kesse bile hemen anlıyorum kestiğini. Yani görüyorum çünkü. Sen beni böyle çok kısa saçlı düşün. Zaten bir videomuz vardı bizim. Onu kandırmıştım bir kez saçlarımı bu kadar kısa kestiğim için. Ama kısa kestirsen de ben benim yüzüme bile uzun bakmadım. Saçlı kızlara bakmam mesela. Ay sus be. Sakal bıraksan yine sana bakarım ben. Ne alaka şu an? Hadi ikinci soruya geçelim. En utandığın anını bize anlatır mısın? En utandığım an? Ne zaman utanırsın? Sen hiç utanmazsın ki. Ben fazla utanmam. Çocukken utanmıştım bir kere. Bir kere. O da okul zamanında, şöyle 6. sınıftaydım galiba. Bir gün kıştı, bayağı kar yağmıştı. Okula yürüyordum. Otobüsü kaçırdım. Şansa da otobüsü kaçırdım. Aslında hiç kaçırmam. Sen otobüse biner miydin? Okula yürürken... Sen okula yürür müydün? İşte o gün yürüdüm. Yürümez olaydım ama yürüdüm. Şimdi okula yürürken... Yere düştün. Düşmedim. Keşke düşseydim. Yol kenarına köpek sıçmış. Ben onun üstüne basmışım ama fark etmedim. Bütün gün onu kokladılar. Okula gittim. Sınıfa kadar girdim. Hala fark etmedim ama. Ders başladı. Hala fark etmemişim. Ondan sonra birden kokular gelmeye başladı sınıfın içinde. Bekle bir. Şimdi bütün videolarını, yani 4 aydan sonra başladın yani video çekmeye. Başladığından beri her videoda ya bok lafı geçiyor, ya bok hikayesi anlatıyorsun. Abi öyle denk geliyor. Bu üç harfli şeyi takip ediyor. Sürekli peşimde. Sınıfta oturuyorum, ders başlamış. Sınıf arkadaşları böyle diyor. Bu koku nereden geliyor? Öğretmen camı açtı, böyle havalandırıyor. Hala benden geldiğini bilmiyorum. İlk sırada oturan bir sınıf arkadaşı. Yerde böyle ayak izleri var. Tamam mı? Onları takip etti, etti, ettiler. Baktılar benim... Sandalyenin altında bitmiyor mu bu izler? Öğretmene dedim ben çıkmam lazım. Ayakkabıyı temizlemem lazım. Okuldan çıktım. O tanınacak bir şey mi? Ya ne alaka? Ama dur, okuldan çıktım. Daha çıkmadan ama okulun böyle girişi var, böyle büyük bir alan var. Orada bile herkes böyle. Bütün okulu içine etmişim. Dışarıya çıktım. Karda böyle ayakkabımı temizlemeye çalıştım ama yapamadım. Elinle mi? Kar yağmıştı. Tamam, böyle yaptın. Yok, böyle ayağımı böyle sürttüm kara, taşa falan sürdüm. Temizlemeye çalıştım, yapamadım. Geri sınıfa girdim. Herkes bir gülmedi mi bana? Yani. Kıpkırmızı oldum. Ama... O zaman öğretmene dedim ben eve gitmek istiyorum. Tamam git dedi. Ama ayakkabını değiştir yine gel dedi. Ben eve gittim, bir hafta okula gitmedim. Bir hafta evden çıkmadım. Şu üç harfli o kadar benim beynime şey yapmış ki. Tamam, niye üç harfli diyorsun? Yani en utandığım anlardan biri buydu bence. Düğün stresli miydi? Bizim düğün bana göre değildi çünkü sana ben göre değildi. Fazla bir şey yapmadım. Ben sağ 10 olsun, kilo verdim. Sağ olsun ailem her şeyle ilgilendi. Sen her şey kendin koştun galiba, o yüzden sen bayağı strese girdin. Takım elbisesini giydi geldi düğüne, yani bir şey yapmadım. Düğün öncesi biraz stresliydi. Aşırı heyecan vardı o salona girene kadar. Ama girdikten sonra o heyecan da kayboldu. Sonra güzel bir düğün geçirdik. Şimdiye kadar yaşadığın, gördüğüm en güzel düğün bizim düğünümüzdü. Bunu gerçekten söyleyebilirim. Yani bizim düğün diye demiyoruz. Gerçekten. Ama bizim düğüne gelenler de aynısın diyor, o yüzden. Yani şimdiye kadar... Herhalde bir güzel bir düğün olmuştur diye düşünüyorum. 2 sene oldu ve şimdiye kadar düğünümüz hala konuşuluyor. Yani gerçekten çok güzeldi. Görmek isterseniz benim sayfamda zaten videomuz var. Aynen. 5. soruya geçiyorum. Evet. Baba olmak nasıl bir duygu?
Baba olmak çok güzel bir duygu. Emin misin şimdiye kadar 4 aylıkken geçirdiğimiz stresten sonra? Yani baba olmak stresli, güzel, heyecanlı. Ya işte bizde... Bazen korktuğun anlar oluyor, bazen. Bazen. Bizim durumumuz biraz değişik olduğu için anne baba olma tadını daha alamadık biz diye düşünüyorum. Çünkü biz her gün tek korkuyla geçiriyoruz, endişeyle geçiriyoruz. Yani oğlumuz sağlığı tam yerinde değil, hala değil. O yüzden biraz hala stresli ve bazen korktuğumuz günler oluyor, anlar oluyor. Daha böyle sağlıklı bebek babası olmayı daha tadamadım. İnşallah sağlığına kavuşacak yakında. Çok güzel bir duygu bence. Yani uyanıp yani tabii bebeğin olmasını görüyorum. Dışarıya gördüm. Çıkıyorsun, bir iki saat işin oluyor. Sonra iki saat sonra böyle sabırsızlanıyorsun. Eve gitsem de artık oğlumu görsem diye böyle şey oluyor içinde. Yoksa oğlum yokken ben eve gelmek istemiyordum mesela. Ne halt işemek istiyordun? Şaka yapıyorum. Ondan önce zaten evden çıkamıyordum. İlk Ayaz'ı kucağına aldığında nasıl bir duygu hissettin? İlk ne düşündün? Ayaz'ı ilk kucağıma aldığımda, yani hastanedeydik. 3 haftalıktı galiba. Yoğun bakımdaydı daha Ayaz. Ve yanına zaten ikimiz giremiyorduk hep. Ya ben içerideydim ya Ebru içerideydi. Kucağıma ilk aldığında Ayaz uyuyordu. Uyanmasına daha izin vermiyorlardı. İlk düşündüğüm şey aslında şeydi. Keşke dedim Ebru da yanımızda olsa. Onu mu düşündün? Onu düşündüm. Çünkü tek başıma hastanede böyle soğuk bir odadaydım. Ayaz'ı yatırdılar beni. Böyle yattım dümdüz. Hani fazla oynayamıyordum da çünkü makineye bağlıydı. İki tane hemşire getirdi böyle kucağıma yatırdı. Böyle yattık yani fazla bir şey yapamadım. Bakamadım bile yani böyle yatıyordum. Düz yatıyordum. Elime ayna verdiler. Dediler aynadan oğlunu izleyebilirsin. Aynayı tutup böyle Ayaz'ı izliyordum. Dedim keşke Ebru da yalnız olsa. Zor günler geçirdik yani o ara. Orada hemşireye verdim telefonumu dedim bir resmimizi çek. Hemen Ebru'ya resim attık. Ama ilk ben Ayaz'ı tuttum. İlk senin kucağına verdim. 8. soru. Oğlunun adını kim verdi? Ayaz'ın ismini aslında beraber karar verdik. Sayılır. Aslında sen Ayaz olmasını istedin. Yani ikimizin bir favori ismi vardı. Öyle anlatayım. Benimki Ayaz'dı, benimki Arden'di. Karşılaştırdık. En sonda ne yapmıştık? İnternete girdim. Beşiktaş formasının arkasına Ayaz yazdım. Baktım nasıl duruyor. Güzel duruyorsa tamam Ayaz olabilir dedim. Ayaz'ı bir yazdım baktım 20 numarayı da yazdım arkasına. Dedim acayip yakıştı. Allah'ım yani. Dedim tamam. Ben dedim bu isme razıyım Ayaz olabilir. Nasıl razı olduysan o yani Ayaz'ı seçtik ya. Yani o isim Beşiktaş formasına yakışmasaydı şu an ismi Atiba olabilirdi. 9. soru. Oo. Hayatınızda Ayaz'dan sonra ne değişti? Her şey değişti. Her şey hayatımız değişti. Alt üst oldu. Artık böyle düzenli bir günümüz yok. Yani sabah 8'de uyanıyoruz, 9'da şunu yapıyoruz, 10'da kahvaltı yapacağız, 12'de şunu yapacağız, öyle bir düzen kalmadı. Her şey aslında Ayaz belirliyor yani. Ayaz'ın durumuna göre biz hareket ediyoruz şu an. Şimdi karnım açsa yemek yiyeceğim. Yani acıktıysa acıktı. Altına... Siz artık 3-4 saat sonra mı yersiniz? Altına yaptıysa yaptı. Hayatımızda şu an tek düzenli olan şey ilaç saatleri. Yani onu bile düzenli yapamıyoruz. Belirli bir saatte ilaç vermemiz gerekiyor Ayaz'a. Mesela 12'de 2 tane ilacı var. 4'te 2 tane ilacı daha var. Yani onları düzenli olarak vermeye çalışıyoruz. Bazen onu bile şey ayarlayamıyoruz ama sağlığına kavuşana kadar böyle devam. Yani bizde hiç olmayan şey, hani şu videoyu çekebildiğimize bile şükrediyoruz. Hiç olmayan şey zaman. Zamanımız kalmadı hiçbir şeye. Çünkü 24 saatimiz küçücük bir efendimizle geçiyor. Herkes de böyle midir bilmiyorum. Yok bence Ayaz'da değişik. Yani sağlıklı yani. Olsaydı herhalde daha çok uyurdu diye düşünüyorum. Daha böyle sakin olurdu. Çünkü şu an yani uyandığı zaman uyanır uyanmaz bağırıyor. Sadece süt içtiğinde susuyor ve uyuduğunda yani. Süt içtiğinde bile ağlıyor artık. Yani bazen süt içtiğinde bile bağırıyor. Evet. Neyse inşallah gelip geçici durumlar bunlar. 10. soru. Ayaz kime benziyor? Valla biz de tam çözemedik. Değişik bir çocuk. Sadece kaşları ve gözleri bana benziyor bence. Evet gözleri bence evet Tuncay. Çoğu kişi evet gözlerini kaşlarını bana benzetiyor. Annem aslında hep diyor tam Tuncay ama hiç alakası bile yok aslında. Yani burnu ağzı bana benzemiyor. Yanakları benzemiyor. Burnun formu bana benziyor galiba. Olabilir. Kulaklarını tartışıp duruyoruz. Yok sana benziyor, yok bana benziyor. Yani şöyle ağzını burnunu kapatırsak aynı ben. Gözünü kapatırsak sana benziyor. Ve ikimizin karşıma herhalde. Tam böyle çözemedik daha. Belki biraz daha büyüdükten sonra ilerideki zamanlarda onu gösterecek olursak eğer o zaman artık siz söylersiniz daha fazla kime benziyor. Aynen.
11. soru. Neden çok az story paylaşıyorsun? Bunu bana bayağı soran oldu gerçekten. Çünkü ben Instagram'da her 3-4 güne bir belki bir story atıyorum. 3-4 günde iyi. Haftalarca resim bile yüklemiyorum Instagram'a. Sonra bayağı yazan oluyor. Diyorlar Tuncay abi neden story paylaşmıyorsun? Senin storylerin çok komik oluyor. Paylaşımlarını beğeniyoruz. Daha o şeye giremedim ben. Moda giremedim. Bence story senlik bir durum değil. Çünkü yani ben story... Zaten Ebru bütün gün story çekiyor. Bir günde hani evde ne yapıyorsak ne varsa onu çekiyorsun. Ben de aynı şeyi paylaşsam ne bileyim. Niye iki kere izlesinler? Gezmeye gidersek o zaman çok story çekiyorum. Onu fark ettim kendimde. Orada ama hiç umurunda bile değil hani aynı şeyi mi çekmişiz, çekmemişiz. O senin için ben orada hatta ben senden daha çok story çekiyorum. Evet. Ama şu an koronadan dolayı maalesef evden çıkamıyoruz. Yani evde ne çekeyim ben, neyi çekeyim evde? Ama daha sık story yapmaya çalışıyorum. Çalışacağım. 12. soru. Sucuk parti ne zaman? Sucuk partim ne zaman? Aslında direkt yerleşince sucuk partisi yapmak istiyordum. Ben gerçekten dekorasyon falan eşyaları da almıştım. Balonları aldım, hani sucuk renginde. Resmen önüne bir süsleyeyim diye sucuk yazısı aldım böyle büsbüyük balonlarla. Hazırlıklara başlamıştık. Müthiş bir sucuk partisi yapacaktık ama önce korona, ondan sonra oğlumuzun durumu girdi araya ve sucuk partimizi herhalde korona geçene kadar yapamayız. Yani kimle yapacağız? 5 kişi mi kutlayalım? Aile, arkadaşlar, herkesi çağırıp büyük bir mangal partisi yapacaktık ama demek ki kısmet değilmiş. Artık seneye. İnşallah durumlar düzelir ve sucuklarımızı yeriz. 13. soru. 2020'de ne olmasını ve nasıl olmasını istersin? 2020'de mi? 2020 bitti. 2021'de. Korona bitsin. Gerçekten o kadar çok planlarımız var ki. Artık şu koronadan bıktık. Yani artık evden çıkmak istiyoruz, gezmek istiyoruz yine. 2021'de ikinci çocuk. Bak Ayaz da istemiyor. Kardeş istiyor mu Ayaz? Onlayım benim niye bağırdın o kadar? Kardeş istiyor mu? Korktu bak. Kardeş istiyor mu sen? Daha istemiyor galiba. 2021'de her şeyden önce kolumuzun sağlıklı olmasını diliyorum. Yarın kalkalım istiyorum böyle hiçbir şey yok. Ne kadar güzel olurdu. Değil mi? Ne olmuş şu tipe? Seneye Ayaz'la da videolar çekmek istiyorum. O yüzden hemen toparlan ki seninle beraber videolar çekelim, tamam mı? Tamam mı? Çekmek istiyor mu video? Daha karar veremedik. Evet, sonuncu soruya geliyoruz. Sen ne istiyorsun 2021'de? Yani benim tek isteğim zaten Ayaz'ın sağlığı. Sen ne biliyorsun? 2021'de böyle güzel güzel anılar biriktirelim. Çünkü 2020'de hiçbir şey yapmadık. Mesela bu evi aldık. Hani bizim de en büyük hayallerimizden biriydi. Çocuğumuz oldu. O da en büyük hayallerimizden biriydi. Ama yine de hayatımızda geçirebileceğimiz en kötü zamanı da geçirmiş olabiliriz yani 2020'de. Hem en büyük hayallerimizi gerçekleştirdik. Doğru, 2020 aslında hani herkes için kötü geçen bir seneydi ama biz iki tane en büyük hayalimizi gerçekleştirdik. Bir çocuğumuz oldu, bir evimiz oldu. Yani Ayaz'ın doğumu, doğum günü benim hayatımın en güzel ve en zor günü diyebilirim. En güzel ve en kötü günü. En güzel ve en kötü günüydü. Yani hayatımızda öyle bir şey yaşamadık biz. Anne baba olduk ve kaç saat içinde daha yeni evladımıza kavuşmuşuz ve onu kaybetme korkusu yaşadık. Yani zor bir gündü. Senden yeni projeler gelecek mi yakında? Projeler. Proje. Arkadaşlarla daha çok video çekmek istiyorum. Zaten projeni başlatmışsın bile. Merve ile daha çok video istiyorsunuz. Kardeşim Merve ile. Ona da daha sık video çekeriz diye düşünüyorum. En son onunla herhalde waffle yapmıştık değil mi? Pasta yaparız yani. Bir pasta challenge. Bir pasta yaparız yani. Onun dışında daha çok insanlara yardım etmek istiyorum. Yeni proje derken bu konuya belki bir adım atabilirim. En büyük projemiz Ayaz. Her şey Ayaz artık bundan sonra. En büyük projemiz sensin ha. Her şeyimiz Ayaz. En büyük proje sensin. Ya ama en büyük ama en küçük proje. Şunun küçüklüğüne bakın. Evet, en küçük en büyük proje. En küçük en zor ve en mutlu olduğumuz projemiz. Bu videodan sonra ilk projem sakallarımı kesmek. Ayaz bir de babaya bakmayı istemiyor. Ayaz benim sakallarımı sevmiyor. Ama gerçi senin sakalların da batıyordur ona hep orada. Kafaya bak kafaya. Ayaz'ın kanalındaki ilk videosu. Götüyle. Kıçını döndü size ama birkaç haftaya çeviririz diye düşünüyorum. Değil mi oğlum? Herkese sen kıçını mı gösteriyorsun? Çok ayıp ama ha. Sıçmaç. Ayaz şu an kameraya doğru sıçmaya çalışıyor. Meşgul. Rahatsız etmeyelim bir dakika. Herkes bir sussun. Ayaz bir işini bitirsin. Düştün mü artık? Bana bir soru. Ne zaman ikinci çocuğu istiyorsun? İkinci çocuğu 2022 senesinde isterim. İsterim. Sen de uygun görüyorsan ya. Sanki sipariş veriyormuş gibi. Allah'ın izniyle sen de uygun görüyorsan 2022 senesinde ikinci çocuğumu isterim. 2023? 24, 25, 25. Videoyu beğendiyseniz bir like'ımızı alırız ve
Kanala abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye. Bye bye oğlum.